Burak Yılmaz'ın açıklamalarıyla evet. uyandık Beşiktaş'ta ve doğrudan bu açıklamalarla başlayacağız değerli izleyenler. E, Milliyet gazetesinden Atilla Gökçe'ye konuştu e, Burak Yılmaz. Çok fazla konu başlığı ve çok dikkat çeken açıklamaları var e, görevden ayrıldıktan sonra. Şimdi onlara bir bir bakacağız. E, Abu Bakar konusunda özellikle çok dikkat çeken açıklamaları var. E, Tayfur Bayi konusunda verdiği tepkiye dair açıklamaları dikkat çekici. Ve yine özellikle oyunculardaki vurdum duymazlıkla ilgili, yabancı oyuncularla ilgili ifadeleri dikkat çekici. Ve aslında beni belki de en çok şaşırtan e, kısım Şenol Güneş'le ilgili yaptığı açıklamalar. Hepsini e, değerlendirmeye, konuşmaya e, çalışacağız. Hocam e, takip edebildiniz mi Burak evet, Yılmaz'ı o zaman ben size şöyle konu başlıkları halinde aktarayım. Birazdan o açıklamalar gelecek de değerli izleyenler yazılı olarak da yine ekranda da görebilirsiniz ama biz hemen başlayalım. Şimdi Burak Yılmaz görevden ayrıldıktan sonra ilk olarak futbolcularla İnanılmaz bir vurdum duymazlık dikkati çekiyordu. Ülkesinden misafiri gelmiş yabancı oyuncumuz o gün idmana çıkmayıp kafeteryada oturabiliyordu. İsteksiz, gönülsüz çalışanlar da vardı. Şimdi ilk olarak bu paragrafı evet. isterseniz değerlendirelim. Keşke hiç gelmeseydim başlığıyla. Şu ameliyat gazetesinde Atilla Gökçen'in kalemi aldığı o e, sohbette e, şu an ekranda. E, o zaman Taner önce sana tabii, hemen döneyim. Tabii e, bu açıklamalar Burak Yılmaz'ın konu başlıklarıyla birazdan değerlendireceğiz ama ilk ee, olarak bu kafeteryada oturma konusuyla tabii. başlayalım. Öncelikli olarak Atilla abiyi de tekrardan kutlarım. Evet. Yani e, duayen isim gündeme bomba gibi demeyeyim ama hani gündeme düşen çok önemli bir haber yapmış olmuş oldu ve şunu söylemem lazım. Birincisi eğer ki bir futbol takımında oyuncular antrenmana çıkmadan gidip de kafeteryada oturuyorsa ve böyle bir disiplinsiz bir ortam varsa bu yönetime yazar. Neden yönetime yazar? Bir şeylerin organizasyonu yetersiz demek. Şimdi antrenör burada Tabii ki kimi kulüplerde antrenörler bu görevi yapar ama antrenör gidip de oyuncuları sağdan soldan toparlayacak değil. Yani antrenörün vazifesi bu değildir. Yani antrenör gider antrene eder konuyu. Gidip de kafeteryadan oyuncuyu alayım. İşte diğer taraftan oyuncuyu getirteyim. Bunun organizasyonu yapacak kişi içerideki direktördür. Sportif direktör, idari, menajer. Hani bunlar içerideki profesyonel yapı bunu yapar. Ve siz içerideki profesyonel yapıyı bunu sağlamazsanız bu oyuncuların, e, koordinasyonu sağlayacak bir profesyoneli oraya getirmezseniz tabii ki oyuncu kafeteryada da oturur. Ciddiyetsiz bir ortam varsa başka şeyler de yapar. Ve ne yazık ki de Beşiktaş'ta bu gelinen tablo bu başarısızlığı sağladı. Çünkü Beşiktaş kafeteryada oturan oyuncu, oyuncu grubu sonrasında sadece ligde başarısız olmadı. Hepimizi ülke futbolunda etkileyen bir Avrupa başarısızlığı da üstüne eklenmiş oldu. O yüzden de e, Burak Yılmaz'ın bu çıkarımları yaparken aynı zamanda biraz da çözüm konusunda da öneride bulunması lazım. Neden bahsediyorum? Çünkü Burak Yılmaz tepeden inmedi. Yani Burak Yılmaz Şenol Güneş'le birlikte bu tesislerde olan biriydi. Yani içerideki ciddiyetsiz ortamı gören, içerideki problemleri zaten Şenol Güneş dönemindeyken gözlemleyen biriydi. Burak Yılmaz Şenol Güneş görevinden ayrıldıktan sonra içerideki sorunları görüp çözüme yönelik elinde bir reçete yokken bu teklifi kabul edip gelip sonrasında 5-6 hafta sonrasında seri mağlubiyetler geldikten sonra şikayet etme hakkına da sahip değildir. O zaman görevi kabul etmeyeceksiniz. Bu sorunları görüp, teklifi kabul edip, sorunları çözmeden ben gidiyorum dediğiniz anda o zaman adama derler, ya bu sorunları gördün, niye kabul ettin o zaman teklifi? Madem elinde bir çözüm yoktu da. Rıza Çalınbay 6 hafta önce gelmeyecek miydi? E gelecekti. Rıza Hoca gibi eminim onlarca hoca da Beşiktaş'ı kabul edecekti. Bu yüzden Burak Yılmaz'ın bu açıklamalarını ben altını dolduramıyorum. Şimdi az önce e, Taner'in söylediği yerden hocam size hemen döneyim. E, bu bir yönetim boşluğudur e, dedi Taner. Peki şimdi Belki oyuncular kafeteryaya gittikten sonrası Taner senin dediğin gibi yönetim boşluğu öncesinde bu oyuncular bir otorite boşluğu olduğunu görerek mi acaba o kafeteryaya gidiyorlar? Yani en başından Burak Yılmaz'ın belki takımın başına geçmiş olması oyuncuları bir otorite boşluğu olduğuna mı acaba ikna etti? Şöyle başlayayım önce böyle bir röportaj vermesi absürt olmuş yakışmamış. Çünkü siz bir yerde çalışıyorsunuz, ayrılıyorsunuz ve oradaki bütün her şeyi anlatmaya çalışıyorsunuz. Yani kendinizi e, suçsuz ya da bu işin sorumlusu değil. Şimdi şunu bilmek lazım. Kafeterya gitti oturdu dedi. Kafeterya gidip oturdu da belki izin aldı. Onu açıklamıyor. Yani futbolcu kendi başına hiç antrenmana gelmeden etmeden gitmez ki. Böyle bir şey yok. Ama hocam şöyle diyor, ülkesinden misafiri gelmiş oyuncumuzun, o gün idmana çıkmayıp kafeteryada oturuyor, tamam. isteksiz ve gönülsüz çalışıyor. Ben bari. de onu anlatıyorum. bu Misafiri gelmiştir, mutlaka birilerine söylemiştir, izin alınmıştır. Yoksa hiçbir profesyonel topçu kendi başına kalkıp da e, gitmez. Çünkü cezai mühideler vardır. Ben, o izni hocadan almamışlar. Bilemiyorum, belki de almışlar. Bu, da, bu Şimdi, da bir problem. Şöyle yani. de, e, Burak bunu yaparken daha ikinci hocayken... E orada da Rapiçli girdi e, antrenman sahasındaki olayları da anlatsın. Yani balık baştan kokar. Siz orada Rapiçli neredeyse yumruk yumruğa geliyorsunuz. Bunlar bilinen gerçekler. E, Sümenaltı etmeyelim yani. Ondan sonra da kalkıyorsunuz farklı bir şeyler konuşuyorsunuz. Yani bu işe başlamak istiyorsunuz, bu işi yapmak istiyorsunuz. Bu tarzdaki söylemler e, bir teknik direktör adayı diyelim. veya da hoca adayına hiç uygun olmamış. Yani öbür gün hiçbir e, oyuncu sizde güvenerek çalışmaz. Yarın öbür gün beni de meydanın önüne atarlar. teknik direktör çok farklı bir vasıflara sahipsiniz. Antrenman çalışması farklıdır. Sevk ve idare farklıdır. zaten herkesin söylediği gibi gelmesi yanlıştı. Gelmesi yanlıştı. Belki de kabul etmeyecektin. hocayla geldin, hocayla ile gidecektin. Hoca seni getirdi ve hatta bu söylemlere girmeyecektin. E önünde sen o oyuncularını attın ya maçtan sonra. Mağlup olduğun maçtan sonra. Yani e, hangi hocamızda gördük biz böyle kalibresi yüksek olan hocalar ve hiçbir tanesi tanesi kaka tamam senin sıkıntıların varsa topçularda raporunu yazarsın yönetimde oturursun konuşursun kadro dışı bırakacaksın bırakırsın hocam bu bir şey de daha devamı var e, dediğim gibi da Bakar uzunluyor. konusu tabi tabi Abu Bakar konusunda açıklamaları var ona birazdan e, geleceğim o çok önemli ama Tayfur Bayi e, konusunda yaşananlar ve hemen Hı -hı. maçın ardından tepki vermesiyle ilgili. E şunu söylüyor Burak Yılmaz, anında tepki koymam hata olabilir. Ertesi gün de sorun giderildi, barış sağlandı ama ben o günkü davranışımdan pişmanlık duymuyorum diyor. Bu daha kötü bu arada. Daha kötü tabii. <laughs> yani, bir de oynatıyorsun şimdi, Hocam şöyle ya. bir durum var. Bir vaka var. Vakaya bir yanlış teşhis konulmuş ve yanlış teşhis sonucunda hoca çıkıyor, açıklama yapıyor maçın hemen ardından ve oyuncuyu hedef gösteriyor. Evet. Taraftarın önüne çıkartıyor, medyanın önüne atıyor, kamuoyunun karşısına getiriyor oyuncuyu. Şimdi bunun buram buram hatalı bir yaklaşım olduğunu bütün kamuoyu kabul ederken, bütün neredeyse antrenörler kabul ederken, spor bilimciler kabul ederken, iletişimciler kabul ederken Burak Yılmaz'ın hala daha pişman değilim demesi bundan sonraki kariyeri açısından da çok riskli bir yaklaşım. Burak Yılmaz hatalarından ders çıkartıp, evet o gün onu yapmamalıydım, Değil mi? Hata yapmışım dese o günkü yaptığın da üstü artık yavaş yavaş kapanacak. O da hala 100'e geliyor. Ama hala daha yok ben hata yapmadım. Bir daha olsa bir daha yaparım gibi yaklaşırsa konuya bu sefer e, ne yazık ki kendisiyle alakalı tezleri de doğrulamış oluyor. İki dakika ben söylediğim gibi bundan sonra hiçbir oyuncu size güvenemez. Hı hı. Güvenemez yani nasıl çalışacaksınız şimdi? Ee, bir Burak Gümüş da Emekleme safhasında e, gelmiş yani hoca diyemezsin çünkü hiçbir e, sertifikası hiçbir şey yok. E, ve siz oyuncunuzu e, ve bu, bu söylemlerde ondan sonra yaptığınız e, şeyler e, e, ne bileyim rapor verdiğiniz reportajlar falan, hı hı. bir teknik direktör adayına ya da hoca adayına hiç e, uygun olmamış. Peki şey. madem arkadaşlarımız bakar konusundaki açıklamalarını e, getirdi hemen oradan e, devam edelim ki belki de en önemli e, kısmı. Burak Yılmaz'ın açıklamaları arasında çünkü çok tartışıldı. Önce bir e, mide rahatsızlığı, bir e, enfeksiyon rahatsızlığı olduğu söylenmişti Abubakar'ın. Ardından şimdi bambaşka bir sakatlık açıklaması yapıldı ve e, Burak Yılmaz Abu e, e, Abubakar'ın bir önceki ayrılış dönemini aslında e, vurgu yaparak şunu söylüyor. Araştırınca öğrendim ki bizim Kamerunlu golcümüz 4 ay sonraki alacağının ödenmesi için ısrar ediyormuş dedi ve ekledi ödeme yapılmayınca ağrılarının da devam ettiğini söylediler. Ama hayır bilimi araya koyarak dedikodu yapmak istemiyorum. Takdirini Beşiktaşlı yöneticilere bırakıyorum. Dedikodu yapmak istemiyor diyor ama dedikodu ya, o seni ilgilendirmez ki sen teknik direktörsün. Yöneticinin sorunu bu. Siz sadece yönetime iletirsiniz. Dersiniz ki oyuncumun sıkıntıları var ya istediğim verimi alamıyorum. Bunun ya ödeyin ya da bir şeyler yapın olmazsa kadro dışı bırakırsın oynatmazsın yani. Örnek bütün dizginler senin elinde teknikte evet. dedikodu yapmıyorum diyorsun ama şu anda dedikodunun en alasını yapıyorsun. Yalnız bu bakar Biremedim konusu ya. taraftarları da artık rahatsız eden bir Edert seviyeye mi? geldi. Yani Bir önceki ayrılış Hı -hı. dönemine benzer bir durum mu gerçekten yaşanıyor diye e, bu merak edilirken Burak Yılmaz'ın bu açıklaması belki üzerine biraz daha gidilmesi gereken bir konu da olabilir. Şimdi işin dedikodu kısmı bir tarafa. Bu süreç Beşiktaş camiasına zarar verebilecek bir süreç. Bu bakarla alakalı taraftarların bakış açısı neydi? Sakat. Evet biraz fazla... ...sürdü bu süreç... Evet. ...bir an önce dönsündü... ...ama Burak Yılmaz'ın bu açıklaması... ...eski takımına hocalık yaptığı... ...başarısı için bir emek harcadı... ...hatta kongreyesi olduğu... ...hatta daha iki hafta öncesinde... ...bir Beşiktaşlı futbolcuyu... ...Beşiktaş arması, Beşiktaş forması üstünden... ...hak hukuk, adalet bahsederek... ...taraftar önünde eleştirdiği... ...bir sürecin sonrasında... ...bugün gelinen noktada... ...teker teker kulüp içerisindeki... ...tabiri caizse defoları yayınlıyor. Ve bugün Beşiktaş taraftarının Abu Bakar'a bakış açısı Beşiktaş'a tabiri caizse yanlış yapıyor. İhanet ediyor bakış açısına dönülmüşmek üzere. Bir önceki dönem tekrar yaşanıyor gibi duruyor. Evet. Yani Burak Yılmaz'ın bu açıklamaları Atilla Bey de, Atilla Gökçe de ağzından laf almış olabilir. Evet, doğru. Yani Atilla Abi de burada Çok güzel bir iş bir yapmış olabilir. Burak Yılmaz da kendisini açıklama ihtiyacı duymuş olabilir. Ama tabii ki de bu açıklamaları yapacak nokta mıdır? emin olamıyorum. Bu şey, benim için bir soru işaret. çünkü bir taraftan da dediğim gibi Beşiktaş'ın kongresi Burak Yılmaz. Sevgili kardeşimiz biraz tecrübesizlikten neydi? Çünkü o vakitte hemen sorarsın. E sen milli takımda yaptıkların neydi? Uçakta yaptıkların neydi? Kamplarda yaptıkların neydi? Bunlarla gelir insanlar. Yani teknik direktörlük bu değildir. Gittiğiniz kulübün bütün defosu varsa var o sizin içinizde kalır yani. Bunu... Birebir arkadaşınız... Kol kırılır, içinde kalır aynı, Arkadaşınızla konuşabilirsiniz, ailenizle konuşabilirsiniz. Çok samimi hmm. bir dostunuz vardır. Kanka, kanka diyorlar ya, o ta onlar ama böyle medyada... Veya bir gazeteciye de bunu anlatırken off the record diye anlatırsanız zaten... gazeteci hmm, Gazeteciyi bilemezsin yani bir yerde. Hayır, hayır Atilla Gökçe onu ya, tabii, bu şekilde Atilla, Atilla Gökçe için demiyorum ben bunu ama yani... Biraz, biraz değil epi tecrübesiz, epi tecrübesizce davranmış bilemiyorum yani. Ondan sonra da Beşiktaşlardan birisi de çıkardı. Senin milli takımdaki kamplarda yaptıklarını, gruplaşmaları falan anlatırsan ne olacak? En son işte Repiç'te yaptığını anlatırsan ne olacak? o bütün kamuoyunda topçunu tukaka yapıyorsun. Ertesi maçta direkt oynatıyorsun. Hocam her şey... Çok... Maçı... bu arada yönetime çıkıyor. Ama şimdi şöyle. Her şeyin başı yönetime çıkıyor Yönetime kabul ediyoruz ama yönetim de şu anda bu söylemlere etmeler yönetimi sizi, sizi alakadar siz teknik direktörsünüz. Siz e, e, yönetimin maaşına elemanısınız. Kalkıp da bundan sonra da ne kadar Fenerbahçeli, Galatasaraylı, Beşiktaşlı olursanız onu olur, o siz ayrıldıktan sonra bitmiştir olan. Kalkıp da bunları anlatamazsın. Başka, başka sorarlarsa da niye ayrı? Ayrılmam gerekiyordu. Yeterli sizim. Doğrudur. Yani başarısızım. Ben farklı bir şeyler düşündüm. Bu şekilde bir Olayla anlatırsınız kendinizi çekersiniz ama biraz evvel söylediğim gibi artık hiçbir topçu seninle güvenmez çalıştığı zaman. Acaba beni de mi medyanın önüne atacak? Bilemiyorum yani yönetim farklı konuşuyor. ziyade belki de bir süre tabii Türkiye'de bir şeyin unutulma süresi de biraz kısadır. Ama bir süre belki de bunlar konuşulacak ve takımda oyuncular belki de Burak Yılmaz'la çalışmak istemeyecekler güvenden ziyade. Ya şöyle bir tablo Veya var. Veya yönetimler bu yönetimler için de kolay bir şey değil. Çünkü bir durum şimdi değil. yönetici olarak bakıyorsun konuya. referansa bakıyorsun, geçmişe bakıyorsun. Eğer ki ben bir kulüp yöneticisi olsam, bir önceki kulübünde gidip de kulüp içerisindeki tabloları, tesis içinde yaşananları kamuoyuna açıklayan bir hocayla çalışma konusunda soru işaretlerim olur. Birincisi budur. Oyuncular da acaba Oyuncular da var. belki acaba İyindir. diyeceklerdir. Bir diğer taraftan bu konular bu arada yönetime de yazar. Hani şimdi Burak Yılmaz'ın açıklamalarına ben gireyim. Açıklamaların içerisinde söylemlerden bahsedeceksek eğer, söylemlerde de kulübün içinde çok ciddi boşluklar varmış. Bunu gördük. Yani kulübün içerisinde bir oyuncunun tesislerde işte kafeteryada oturması ve hocanın sözde bundan haberdar olmaması nihayetinde birinci ağızdan bunu şikayet ediyor hoca. Bir diğer taraftan Abu Bakar'ın 4 ay sonraki maaşını istiyor olması ve sakatlığını buna öne sürüyor olması bunun çözülemiyor olması. Başka bir boşluk. Bence başka bir boşluk işte Burak Yılmaz'ın bu göreve dahiliyet göstermesi ve daha erken bir hamleyle Rıza Çalınbay'ın göreve gelmemiş olması. Bence başka bir boşluktur. Bir diğer taraftan da kulübün içerisinde sportif akıl dediğimiz boşluk var. Futbol aklı. Yani bu otoriteyi içeride sağlayacak kişi başkan mıdır? Hayır başkan değil. Ama başkanın görevlendireceği profesyonel bir yapı içeride bu otoriteyi sağlayacak. Sağlaması gerekir. Bu yapı Galatasaray'da var. Bu yapı Beşiktaş'ta yok. Fenerbahçe'de var. Trabzonspor'da var. Ama niye Beşiktaş'ta yok? Neden Beşiktaş'ta yok? Vardı, kayboldu. E vardı, görevden ayrıldı, istifa geldi. Yeri niye dolmadı? Ama onun tabii e görev tanımı da tartışıldı. Yani oradaki bahsettiğimiz görev tanımı biraz daha sportif akıl gibi. Yani i̇dari akıldan ziyade. futbol akıldan ziyade CEO var. Futbol akılı farklıdır yani futbol. Ama Galatasaray'da akılı... mesela Cenk Ergün de var. Bakıyorsunuz yani onlar seçilmişler var tabii. işte Farklı dengeler dediğim de zaman var. Futbolun tamamıyla... Okan Buruk gibi o tarzda hı hı. olan birileri olur. Fenerbahçe'de de aynı şekilde. Çünkü onları çoğunlukla Fenerbahçe Fenerbahçe'de de Portekizli sportif direktörü göreve o geldi. Edildi. O ilgileniyor bir Onun taraftan. Bir de şey var, Vaki Bey var. şey Servettin Vaki. Bütün işleri... Yani Beşiktaş da zaten... Yapı e, bozuk. Malum yapının bozuk olmasından ziyade işte bu kongre kararı alması artı tribünleriyle baştan... E, ...bağlar, şey, bağlar koptu. koptu. Çünkü niye koptu? İş e, Beşiktaşlıktan, başkanlıktan falan değil. Rakip Veniz'in yaptığı transferlerden dolayı. En büyük sıkıntı oldu. İki tane üç tane papa topçu get getirmiş olsaydı... ...herkesin susarlardı ama... ...işler farklı yöne gittiler. E, gitti. Bu süreç böyle yaşandı. Hocam, e, Burak Yılmaz bu arada devam ediyor açıklamalar. E, yönetimi de aslında eleştiren bir e, Hı -hı. noktası var... ...açıklamaları arasında... Ben kulüpten ayrıldıktan 5 dakika sonra Rıza Hoca'nın geldiğini öğrendim. Böyle tablolara da alışmak lazımmış diye. Burada Rıza Hoca'yı da eleştiriyor. Rıza Hoca'yı zaten e, kamera Baştan önünde de eleştirmişti. Ama yönetimi de şöyle eleştiriyor. Zaten hani benim yerime çoktan bir plan yapılmış. 5 dakika içinde Rıza Hoca geldi şeklinde. Biraz yönetimi de bu, bu, e, tırnak içinde taca atan bir... Türkiye'nin de bu. Ama yani bu, burada da şey. ben şöyle garip karşılamıyorum. E, birincisi... Zaten antrenör olarak bu göreve geliyorsunuz. Evet. Antrenör olarak bu göreve geçici göreve geliyorsunuz. Yani her an oraya bir e, teknik Geleceğim. direktör gelecek. E, doğal olarak da Beşiktaş seviyesindeki bir takımın da B planını hep kenarda tutması lazım. Evet. Ve Rıza Çalınbay'la da bu diyalog kurulmuştur. Önemli olan ayrılıklar doğru yapılması lazım. Şimdi e, Çebi yönetimi Sergen Yalçın göreve gelirken, Abdullah Avcı daha görevdeyken Çebi görevi yönetimi Sergen Yalçın'la görüştü. Ve burada diyaloglar o nokta ileri noktaya gelince ve bunu Abdullah Avcı öğrenince aradaki sözde abi ilişkisi ortadan kaldırılıyor ve hukuki artık ayrılığa dönülüyor. Genelde işte. böyle oluyor. Şimdi i̇şte burada da yine ayrılık sürecinde tabii ki de Burak Yılmaz öncesinde devam etmeyi düşünmüyoruz belirtilip sonrasında anlaşma sağlanması etik olan. Evet. Rıza Hoca'yı eleştirmesine hiç hakkı yok çünkü Rıza Hoca daha Burak teslim edilmeden vardı. Olay. Ve Rıza Hoca da hep açıkladı ben Beşiktaş'a gelirim dedi. Beşiktaş benim güvendim. Hiç de e, e, olmaz mı olmaz filan demedi. Ama bunu zaten Rıza Hoca'nın açıklamasına bile gerek yoktu Tabii yani. ki. Rıza Çalınbay'ın sözleşmelerinde bile bu maddenin olduğunu evet. hepimiz biliyoruz. Evet. Yani onun için sevgili Burak kardeşim bizde buralara girmesine hiç gerek yok. Yani biraz kendini burada suçsuz veyahut da hiç suçu yok hiçbir şeyle beni sormadılar veyahut da ben başarısızım falan diye o şekillere girmiyor. Kendini farklı bir soyutlamaya gidiyor ama hiç gerek yok bunları Yarın öbür gün bu kapı sana gene açık olabilir. olabilir. Ama bu söylemlerle gelen bütün yöneticiler seni bir kere Sadece oraları değil, farklı takımlarda. Yani sen de başlamadan bir yerde kapıları kapattın. Ben şimdi şahsen bir yönetim olsam, bana Gayse Burak Atleti'de sportif direktör, ben derim ne yapıyorsunuz söylerim yani bunu, futbolcu da düşünür. Ya der ben biraz bir kötü oynamış olsam demek ki beni de medyanın önüne atacak. Ee, Veya hoca hocayla bir sorun yaşasam. Sevgili, sevgili şey. kardeşimiz sevk ve idareyi doğru yapamadı kaldı sürece. O yardımcılık misyonunu çok iyi kullanamadı. Sen çünkü yardımcı nedir? futbolcularla birebir oturan, onlarla dertlerini alan, hocayı ileten sorunlarını yani bir arkadaş gibisiniz. Tamam sizi de hocasınız, onlar da size saygısını, hürmetini gösteriyorlar ama e, üzerine çıkmışa, çalışmışsın ve çıktın, e, batırdın diyelim yani. Hocam sizi biraz daha şaşırtacak bir bölümle devam edelim isterseniz. Şenol Güneş hakkındaki evet. ifadeleri de çok dikkat çekici bence. Çünkü Şenol Güneş hem göreve geldiğinde ve Burak Yılmaz'ı yardımcısı yaptığında hem de ayrıldığında Burak Yılmaz'ın oldukça duygusal açıklamaları vardı bu konuyla ilgili. Şimdi Şenol Güneş ilgili de diyor ki hocam Beşiktaş takımında beklemediğim tablolarla karşılaştım. Şenol hocamızın gergin ve asabi halleri oyuncularla ve bizimle konuşurken seçtiği üslup beni çok şaşırttı. Bu deneyleri de dağarcığımda saklayıcı, ancak gücüme giden şeyler de var. Sayın Başkan'la konuşurken sıra para hesabına gelince Beşiktaş'ta böyle bir alışverişe girmeyeceğimi söyledim. Ama Hırvat yardımcılarım için hak ettikleri ödemenin yapılmasını rica ettim. Şimdi Şenol hocamızın gergin ve asabi halleri dikkat çekici. Buradan onları da teşekkür ediyorum. Özetle içten içe keşke gelmeseydim diyorum ama Beşiktaş'tan kaçamazdım. Beşiktaş sanki Burak Yılmaz'ı kovalamış gibi bir ifade bu. Yani evet. sanki e, olmazsa olmazıymış da Burak Yılmaz kaçamamış ve sonunda kabul etmiş gibi bir açıklama bir. İkincisi de e, Şenol Güneş bugün bu röportajı okuduktan sonra bir Burak Yılmaz'a telefon açmıştır muhtemelen. Yani bu çıkarımlar e, belki samimi bir yaklaşımda bu röportajı veriyor. Söylemleri öyle ama e, kamu yönündeki açıklamaları Burak Yılmaz'ın iletişim konusunda kendisini bir yere taşıyamadığını gösteriyor. Bu yüzden zaten pro lisans kurslarında iletişim dersleri de var bir taraftan. Yani diyalog, iletişim, medya, psikolog, psikoloji, psikoloji, vesaire. vesaire e, eğitim süreçlerinizi tamamlayamadan kulübeye geldiğiniz zaman işte bir yerler aksıyor. Şöyle Şerol Hoca'nın falan daha yeni mi öğreniyor? Milli takımı da çağırdı, Beşiktaş'a da çağırdı, futbolcular. Şerol Hoca'nın vardır. İyi gitmeyen bir yerlerde gerginliği vardır. Hepimiz her gün aynı mıyız? Aynı şey hocam kabul ediyorsunuz yardımcı antrenörlük görevini. Yani, yani bir teknik direktörün size sunmuş olduğu teklifi kabul ediyorsunuz. Ediyorsanız sizin için yüz üstünden yüzdür o konu. Benim için şüphe yok. Diyaloglardır, hocanın iletişimidir, yetenekleridir, kabiliyetidir. Ben tamam kabul ediyorum. Ama bu teklifi kabul ettikten sonra dönüp de kamuoyuna Şenol Güneş'i eleştirirseniz bu sefer yine burada da size bilançı çıkıyor. Ona çıkıyor da sanki Şenol Hoca'yı hiç tanımıyormuş gibi oldu. Şimdi böyle değil mi? söyleyince hocam şöyle oluyor. Sanki Şenol Hoca'nın klasik o e, tatlı sert hali değil de sanki içeride daha farklı, daha, farklı, daha sert daha gergin, daha asabi, oyunculara karşı çok yanlış diyebileceğimiz ya bir üstü gergin... sergiliyormuş gibi bir tablo çıkıyor Sevgili burada. Sevgili Ezgi, yani biz de bu işleri yaptık. Oralardan geldi. Gergin olduğumuz haller oluyor. Olmuyor değil ama kısa bir dönemlerde Hiçbir tane yardımcım da ben bir yerden ayrıldıktan sonra da geldi ama hoca gergin falan. Çünkü beraber çalışıyoruz. Biliyorsunuz Halit Turist'e siz futbolcu olarak da çalıştınız beraber. İlk defa yanına sizi getiren o, kabul edin o. Hani bilmiyorum Burak konuştukça <laughs> dağılmış orada. Verdi epey dağılmış. Evet. İnşallah bunlardan ders çıkarır. bir daha bu konulara girmez. Veyahut da EVPR ile anlaşacak. Ona söyleyecekler. Neler konuşacaksın, neler konuşmayacaksın. Bu hiç kimseden bir şey görmez yani. İyi konuşmuş ve hatta doğru haklı falan görmez. Çünkü bütün Beşiktaş'ta yaşadırız kısa dönemde yardımcılık da olsun. Ve hatta tek geldiğiniz dönemde de yaptıklarınız meydanda. Çünkü siz sorumlu olan kişi değil orada Şenol Hoca'ydı. Bütün planlamasını sevk idare yapan oydu. Ondan sonra siz bu görevi kabul ettiniz. Keşke deseydiniz ki ya Sayın Başkan tamam teşekkür ederim bana bu görevi sundunuz ama Rıza Acun'u getirelim onunla birlikte ben çalışıp Keşke öyle bir ya, yücel, yücelirdin orada sen ama maalesef onu yapmadı. Çünkü daha Hocam, başında biri değilsiniz. Hocam tam artık yardımcı antrenörlük yapmayacağını da söylüyor. Ya zaten bir yerde hocalık yapamaz ki. Tabii Beşiktaş'ın birinci antrenörü olduktan sonra... Süperlikte yapamaz yani, yani Nasıl yapacaksınız ki? Kim sizi getirir süperlikte? Hiçbir şeyiniz yok. Hiçbir çalışmanız yok. Hiçbir şeyiniz yok yani. Nasıl olur? Hocam... Çok kardeşlerimiz geldi öyle. Ama onlar e, bir yerlerden bir eğitimlerini veyahut da süzgeçten geçmişler. Pro lisansını alacağını söylüyor şimdi. Pro lisans almak hiç bak. Lisans hiç önemli değil. Ama siz üzerinize katmıyorsunuz. Lisansı size veriyorlar bunu. Bu demek değil ki orada öğrendiklerinizi burada biraz praktik sahip olmanız lazım pratik sahibi değilseniz siz gene bunları da yaşarsınız. Çünkü kendisinde de var o kavgacı üslup. Hani agresif diyor ama kendisinde de var aynı şekilde. Benim için erkendi. Ders aldım. Göreceğimi gördüm gibi böyle daha genel geçer bir açıklama olsa belki şu an hiçbir şekilde bunlardan bahsetmeyecek. Ben çok kısa söyleyeceğim. Allah yolunu açık etsin bundan sonra. İnşallah bundan ders çıkarır. Ee, i̇nşallah Beşiktaş camiası için de aynı şekilde çıkarımlar yapılmıştır. Tercihler konusunda teknik adam tercihleri ne kadar önemli olduğu. Şey, şu noktada değilim. İlla deneyimli hoca olacak illa görmüş geçirmiş olacak noktasında değilim. Yani ligin hı hı. son yıllarında zaten genç çok jenerasyon önemli. hocaların ne kadar iyi işler yaptıklarını evet, görüyoruz. Nagelsmann da yani. 34 yaşlarında falan neler yaptı çok Almanya'da. Çok güzel görebiliriz. Evet. Belçika hocam. Milli Tek'in hocası 35 yaşında. Nagelsmann hocam. Önemli yani Nagelsmann 32 33 gibi 29 çıktı piyasaya. 29 yaşında başladı. Evet. Guardiola göreve geldiğinde çok mu deneyimliydi? Değil. Yani Ama onun yani. deneyimi neydi? Çok üst seviyede oynadı. Çok ki. artı e, Alt yapıdan çıkarlar. İşte burak da üst seviyede oynadı. Yok oynadı Burak da azımsanmayacak. Işte, <laughs> i̇şte almak önemli. Ya herhalde. Yani orada iletişimi neresini alıyorsunuz? Dialogları nereden alıyorsunuz? Şekilde. O yüzden bu bunu almak önemli ve evet. bu yüzden de e, benim için hayal kırıklığı. Bak arda da giderdi mesela üst seviyede bir takımla çalışırdı süperlikte ama gitti iyi bir çıktı. Mesela arda Kendi hatalarından yapıyor, tabii. Ders, ders çıkartabilen bir sporcu diyeyim hani antrenör sporcu. Neden? Çok büyük vakalara karışmadı mı? Yani, öyle. Çok büyükleri. Hatta bence Türk sporunu gördü en büyük vakalardan birine de karıştı o hastanede olan olaylar. Evet. Ama ne oldu? Kendi imajını düzeltmek adına çok aklı başında düzgün adımlar, söylemler, aile hayatı, çalkantılı olmayan bir sosyal hayat ve bunları alt alta koyup sonrasında bir de Eyüp sporla projelerini anlatan. Medya günleri, toplantılar, ortaya konulan oyun, maç sonu açıklamalar bunların hepsini alt alta koyduğumuz zaman işte değil imaj oldu. toparlanıyor. Şimdi mesela burada şunu söyleyeyim. Her teknik adamın ya da her sporcunun kariyerinde bazen imajını hatta sadece sporcu içinde hayatta herkes zaman zaman imajını böyle dip noktalara doğru götürebilir. Olabilir. Kariyerlerinde vardır öyle günler. Hı. Bir gün kalkarsın yanlış bir açıklama yaparsın. Söylemin vardır. Önemli olan o yanlışla ne kadar devam ettiniz. O yanlışın ne zaman farkına vardınız? Ya da yanlış olup olmadığını biliyor musunuz? Sonrasında ne yapıyorsunuz? Hocam söyledi işte bir PR şirketiyle anlaşırsın. İletişimcilerle anlaşırsın. Hani benim PR'a ihtiyacım... Bu mesela son derece yanlış bir şey. Her şeye Doğru baktım. bir şekilde kendini kamuoyuna aktaramıyorsan senin buna ihtiyacın var demektir. Ve Burak Yılmaz gördüğümüz kadarıyla kendisini kamuoyuna aktaramıyor. Ya gerçekten böyle birisi ya da doğru aktaramıyor kendisini kamuoyuna. Şimdi i̇ki tarafı var. Ama Çünkü... şimdi şöyle mesela Tayfur Bayi konusunda şu anda e, o gün sıcağı sıcağına yanlış bir hareket yaptım bunu savunmuyorum dese belki dediğin noktaya gelebilirdik ama arkasında Hı. yaptığı hareket. Evet yani burada arkasında duruyor. Ya da yanlış yönlendiriliyor. Bazı danışmanları var arkasında dur. Sen yanlış yapma vardır öyle yanlış danışmanlar Hı, ö, adamı bezir de der, rezil de evet. diye bir kavram vardır. Işte. Belki de e, akıl hocaları Burak'ı yanlış yere yönlendiriyor. O yüzden e, bilmiyorum akıl hocası yoksa mutlaka bir akıl hocası Sizin bulması lazım. Sizin de aklınız var, aklı seveyim siz Esasında şu var, maçlardan sonra hemen konuşmamak lazım. Evet. Yani en büyük sıkıntı o çünkü adrenalin yüksek oluyor, hakimin hataları var. Orada size eee geliyor telefonlardan bilmem ne işte burada yanlıştı burada da öyle bir karışıyorsunuz ki eee soyunma odasına giriyorsunuz televizyonlar var oraları gösteriliyor. Yani sıcağı sıcağına e, hatalı konuşmalar yapabiliyorsunuz. Şimdi mesela sevgili kardeşimizin bu yaptığı uslub yeri ge gelecek generasyonlara da ör örnek olması lazım. Aklı Selim onun abiciğim girmeyin. Size tuzağa çekebilirler, sorabilirler. Ne oldu? Beyliğiyle ne geçti? Hani sizin anne... E sorar gazetecinin e, E dersin ki sen eğer biraz e, sinirlerine hakimsen ha, o bizi bir aile aramız dedi. Onu bir sonra görüşeceğiz. yarın konuşuruz ederiz. Ge ge geçiştirirsin. E, ama e, o tam farkını yaptı. Zannetti ki onu ben söylemekle camiaya iyilik yapacağım. Kendisine ama tam tersi oldu. Yani bizler bunları tasvip Hayır. etmeyiz. Teknik direktör olarak Oradaki soyunma odasında yaşanan antrenmansa olmuyor mu ya? Millet takınya makınya fırlatıyor. Birbirlerine kavga ediyorlar. Tekme tokat giriyorlar. Doğru. Olmaz değil mi? Çünkü onlar da bir insan. Onların da bir sinir Tabii. savaşı veriyorlar. Bir yerde onları da hoş göreceksiniz. Hemen cezalarla falan değil konuşmalarla, iletişim çağındayız artık. Yani Zaten bu iş senin iletişimden geçmiyor. Böyle bir görevdeysen devamlı iletişimlisin. Herkesle iletişimde olman lazım. Nedir? Sen lidersin orada. O sahanın o 30 kişi varsa malzemeci de dahil e, hepsinin lideri sensin. Sen Sana bakıyorlar onlar. E, sen böyle davranırsan yarın öbür gün sıkıntıyı kendin yaşarsın. İnşallah toparlar. Bu da ders olur kardeşimize. E, bir de e, son olarak son bölümü e, Hamit Topla e, görüştüğünü de söylüyor Burak Yılmaz. Ee, şimdi dinleniyorum futbolun teorik yönlerini e, okuyarak analizler yapıyorum diyor Şu anda antrenörlük A antrenörlük lisansım var Önümüzdeki yılda UEFA Pro lisansı alacağım Şimdi dinleniyor ve futbolun teorik yönlerini okuyarak bazı analizler yapıyorum Yalnız olmadığımı bana hissettiren biri de var TFF milli takımlar sorumlusu Hamit Altıntop aradı Görüşeceğiz yani milli takımda olma ihtimali zaten konuşulmuştu Burak Yılmaz. Evet. Ama artık yardımcı transfer yapmayacağım diyor. Milli takım teklifi geldikten sonra bu açıklamadan dönülür. Ben yani geri çeviremeyeceğim bir teklifti. O nedir yani? Hmm. Şampiyonadır hmm. vesairedir. Olduğu zaman işin rengi değişir. O yüzden Burak Yılmaz için milli takım kapısı açılabilir. Yani zaten konuşuluyordu bu konu. O 21'e gelebilir için oranın sorumlusu olabilir şey. Peki o zaman şöyle sorayım şimdi bu açıklamaların üzerine. Hı -hı. Mesela Montella ister mi Burak Yılmaz'ın yardımcısı olmasını? Ee, ya yani şöyle Montelli'ye ne kadar gitti? Ne kadar Montelli Türk Futbolu'nun bu noktalarına hakim? Gitmez de, mi şu Tabi burada Hamit Altıntop bu süreçte kimi hatalı buluyor, kimi doğru buluyor. Yani Hamit Altıntop burada Burak Yılmaz'ı doğru buluyorsa, yaptığı hareketleri tasvip ediyorsa tabii ki de Montelli'ye bunu kendisi aktaracak. Milli takımlar sorumlusu Hamit Altıntop olduğu için söyleyecektir farklı bir bakış açısına sahip olabilir bilmiyoruz yani ama teknik olarak bu işin elle tutur çok bir yanı yok Montelli ama mi? gidip de bir de Burak Yılmaz'ı e, genç milli takımların birinin de başına getirme gibi bir yanlışında yapılmaması lazım çünkü özellikle o yaş gruplarının eğitimci değil çünkü evet bir eğitimci değil o yaş gruplarının daha da iyilerine ihtiyacı var yani Montella yukarıdayız aşağıların daha da iyisi olması lazım teknik olarak çünkü akademi alttan dolduruyorsun. Modelleri... bizde mesela şöyle bir yanlış yapılır. Bir hani Kanada modeli vardır ya da buna benzer. Yukarıdan aşağıya gider bizde piramit. Yani yukarısı ne oynuyorsa aşağısı o oynasın oynasındır. Devasa bir yanlıştır. Aşağısı ne oynuyorsa yukarısı onun Arrapa oynaması gerekir. Avrupa'da zaten öyle bir şey yok. Şimdi, onun tane soru oluyor. Onların. Hocam yani aşağının ne oynadığı önemlidir. Yukarının ne oynayacağını aşağısı karar verir. Biz de yukarısına göre aşağıyı dizayn etmeye çalışırız. O yüzden aşağıya iyi hoca getireceksin ki sistemi belirleyecek, yapıyı kuracak, yukarıya referans olacak o. O yüzden e, ben bilmiyorum, yani Burak Yılmaz için genç bir takımlar düşündürürüm ama Montella'nın yardımcılığı konusu zaten bir ara konuşuluyordu. Montella zaten e, Hamit'in söylemesine gerek yok. Hamit Altıntop'un onun var e, bir sürü burada Türkiye'de. E, bunları anlatacak e, yapıda insanlar. E, bilemiyorum milli takımda yardımcı hocalar. Çünkü Hamit bunları da Hamit Altıntop bunları da kabul ediyorsa. Bu tarzdaki, bilemiyorum yani o vakit insanlar şunu sorarlar yanlış yanlışı yanlışla mı gidiyorsunuz? Evet. Tabii bir yerde e, kardeşim de çok e, yıpratmadan bu işlerin yanlış olduğunu söylemlerin yanlış olduğunu burada bir an evvel artık bu diyaloglara girmeden kendini futbola ver. Madem bu işi yapacaksın futbola ver etrafındakilerle de biraz daha farklı birilerini seçip seni yönlendirsin de. Yani Şimdi sıcağı sıcağına bugün, bu çok... E... Burak Yılmaz'ın açıklamaları yani. konuşulacak. Acaba bunun üzerine belki sosyal medya hesabından ekstra bir açıklama yapma, bir e, kendini hmm. biraz daha doğru ifade etme ihtiyacı hissedebilir. Eğer böyle bir açıklama gelirse de Sevgili e, Ezgi, yine zaten hiç, paylaşır. Hiç girmemesi, girmesin. Ben bir abist olarak derim yani bir tecrübemiz var. Hı hı. Hiç girmesin, kapatsın konuyu. O Kal. kendi işine baksın. Allah yolunu açık etsin. Bakalım. ki biz Burak'la da Galatasaray'da da çalıştık. Yani hakikaten işini seven yani antrenman bittikten sonra devamlı çalışan bir şey. Oralarını da söylemek evet, lazım. Evet. Öyle bir özellikleri de vardı. Yani Selçuk'la birlikte bir liderlik vasfına sahip olan bir kişiydi. Antrenmanı da girince antrenör futbolculuk arasında dağlar fark kadar var, fark, var. fark var. Geceyle gündüzü de geçiyoruz. Hadi. İnşallah tekrar Hadi. vurgulayalım. Bir daha böyle konulara girmez kendini yani hani futbola adar. Şimdi tabii sosyal medyaya da damga vurdu bu açıklamalar. Dolayısıyla biz de programımıza tabii ki Burak Yılmaz'la başladık. Önemli açıklamalarda üzerine daha çok konuşulacak muhtemelen.